Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 19. bölüm. Namazda huşunun beyanı. Bilesin ki kıyamet günü kula eks sorulacak amel namazdır. Şayet kulun namazı tam olursa diğer amelleri de kabul edilir. Namazı eksik olursa diğer amelleri de reddolunur. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Farz namazlar teraziye benzer doğru tartan karşılığını görür. Denilir ki Ümmetinden iki kişi düşünün. Her ikisi de namaza dururlar. Rükû ve secdeleri aynıdır. Fakat ikisinin namazı arasında yerle gökyüzü kadar derece farkı vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükû ile secde arasında belini dik tutmayan kul'a kıyamette Allah bakmaz. Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim vaktinde namaz kılar, abdestini tam alır, rükû ve secdesini tam yapar ve namazı huşu ile kılarsa o kulun namazı beyaz ve parlak bir şekle bürünerek sema yükselirken der ki bana karşı titiz davrandınsa Allah da sana öyle titiz davransın. Ona karşılık kim namazı vaktini geçirerek kılar, abdestini rastgele alırsa, rükû ve secdelerini adaba uygun yapmazsa ve namaz esnasında huşudan mahrum bir vurdun duymazlık tavrı takılırsa onun namazı da kapkara bir şekle bürünerek semaya çıkarken der ki ben nasıl rezil hale getirdinse Allah desini öyle rezil etsin der. Allah'ın dilediği gün geldiğinde bu namaz kirli bir çamaşır gibi katlanarak sahibinin yüzüne atılır. Başka bir hadiste de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en çirkin hırsızlık namazından çalınan hırsızlığıdır buyurmuştur. İbn Mesud der ki: Namaz bir teraziye benzer. Kim doğru tartarsa karşılığını alır. Kim eğri tartarsa bilmelidir ki Yüce Allah vay eksik tartanların başına gelecek olana diye buyurmaktadır. Bazı alimler şöyle demişlerdir. Namaz bir ticarete benzer. Nasıl ki tüccar sermayeyi ödemeden kar edemezse, harzları kılmayan kulun da nafile kıldığı namazlar kabul olunmaz. Namaz vakti geldiğinde Hz. Ebu Bekir yanında bulunanlara şöyle seslenirdi. Halkınız, kendi elinizle tutuşturduğunuz Allah'ın ateşini söndürünüz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki namaz ağır başlılık ve tevazudan başka bir şey değildir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahibini çirkin davranışlardan ve eriliklerden engellemeyen namaz Allah'tan daha da uzaklaştırır. Gafillerin namazı ise çirkin davranışlardan ve hatalardan alıkoymaz. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki nice namaza duranlar vardır ki Namazında yorgunlukla ayakta durmaktan başka bir şey ellerine geçmez. Burada kastedilenler gafillerdir. Bir başka hadisinde ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişi ancak kıldığı namazı şuurlu olarak eda ederse sevap bekleyebilir. Marifet ehli kimseler şöyle demişlerdir. Namaz dört esas'tan oluşur. 1. Bilerek namaza başlamak. 2. Edep ve haya içinde ayakta durmak. 3. Bütün rükünlerini hürmet içinde eda etmek. 4. Endişe içinde namazdan ayrılmaz. Bazı şeyhler de kalbini hakikatle meşgul etmeyinin namazı fasittir demişlerdir. Anlatıldığına göre Yüce Allah Musa'ya şöyle vahyetmiştir. Ey Musa! Beni zikrettiğinde vücudun ürpermesin. Beni anarken huşu içinde ve kendine çeki düzen ver. Beni anarken dilinden çıkan söz kalbinden süzülüp gitsin. Huzurumda durduğun zaman boynu bükük bir köle gibi ol. Benden bir şey isterken kalbin ürkek ve dilin doğru olsun. Rivayete göre yüce Allah yine Hazreti Musa'ya şöyle vahyetmiştir. Ümmetinin asillerinin asillerine benim adımı ağızlarına almamalarını söyle. Çünkü adımı zikretmek benim hükmümdür. Buna göre onlar adımı anınca ben de onları lanet anlarım. Küpesiz bu zikir sırasında gafletli olmayan asiler için söz konusudur. Gafletle asiliği bir araya getirerek Allah zikredenlerin halini varın siz düşünün. Tahibilerden biri şöyle demiştir. İnsanlar mahşere namazdaki durumlarına göre sevk olunurlar. Namazı topluca suurlu olan ve kıldığı namazdan lezzet alanlar mahşerde de öyle olurlar. Namaz esnasında tarif ettiğimiz edaya zıt bir halde bulunanlar mahşerde de öyle olurlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namaza sakalıyla oynayan birini görmüş ve şöyle demiştir. Bu adamın eğer kalbinde korku olsa uzuvlarına yansırdı. Kalbinde korku olmayan kişinin namazı kabul olmaz. Bilesin ki Allahu Teala namazını huşu ve tevazu ile kılanları birçok ayette övmüştür. Bu husustaki ayetlerden bazıları şunlardır. Onlar ki namazda huşu içindedirler. Onlar ki namazlarını muhafaza ederler. Mü'minin Suresi 2 ve 9. Ayet Onlar namazlarında devamlıdırlar. Me'aric Suresi 23. Ayet Denilir ki namaz kılanlar çok fakat namazı huşu içinde kılanlar azdır. Hacca gidenler çoktur ancak yaptığı haccin kurallarına uyanlar azdır. Kuşlar çoktur fakat bülbül azdır. Alim çoktur fakat bildiğiyle amel eden azdır. Nam Namaz, Allah'ın emirlerine boyun eğme yeri, huşu ve tevazu kaynağıdır. Namazın kabul edilip edilmediği bunlar ile anlaşılır. Namazın geçerli olma şartları ile kabul edilme şartları ayrı ayrıdır. Namazın geçerli olma şartı, arzları yerine getirilmesidir. Kabulünün şartı ise huşu ve takvalı bir şekilde kılınmasıdır. Namazları huşu içinde kılan müminler kurtuluşa ermişlerdir. Müminin suresi 1 ve 2. ayetlerde ayetler ile Yüce Allah takva sahiplerinin ibadetlerini kabul eder. Ayetinin gereği budur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbiyle Allah'a yönelmiş olarak iki rekat namaz kılan kişi anasından doğduğu gibi günahsız olur buyurmuştur. Bilesin ki namazdayken insanı huşu ve şuur halinde bulanmaktan içe doğan duygu ve düşünceler engeller. Bu düşüncelerden kesinlikle uzaklaşmak gerekir. Bu itibarla namazları bunlardan uzak bir ortamda loş yerde veya oyalayıcılardan aramış sade bir yerde kılmak gerekir. Gürültü, süslü yer, nakışlı yerler insanın namazdaki huşuğuna engel olur. Rivayet olunur ki Ebu Cehim peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem amblemli olan bir kemer bağ hediye etmişti. Fakat peygamberimiz ilk namazdan sonra onu belinden çözdü ve şöyle buyurdu. Bunu Ebu Cehme götürün çünkü o beni namazda oyaladı. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün takunyasının çemberinin yenilenmesini emretmişti. Ne var ki bu yeni çember namazda onun dikkatini çekti. Bunun üzerine yeni çemberi söküp eskisinin takılmasını emretti. Altının erkeklere henüz haram kılınmadığı dönemde peygamberimizin parmağında altın yüzük bulunuyordu. Bir minberde hutbe okurken bu yüzüğü parmağından çıkarıp attı. Sebebini de şöyle açıkladı. Size bakarken zaman zaman gözüm ona ilişiyor beni oyalıyordu. Rivayete göre Ebu Talha bir gün evinin bahçesinde namaz kılıyordu. Bu sırada bir kuş bahçedeki ağaçlardan yapraklar arasında uçup kaçmaya çalışıyordu. Manzara Ebu Talha'nın hoşuna gitti. Bir müddet gözünü oradan ayırmadı. Bu arada kaç ceket kıldığını şaşırıverdi. Namazdan sonra karşılaştığı fitneyi Resulullah'a anlattı ve o bahçeyi sadaka olarak veriyorum. Onu istediğiniz şekilde değerlendirin dedi. Yine sahabilerden biri bahçede namaza durmuştu. Hurma ağaçlarının meyve ile yüklü olduğu bir mevsimde gözüne hurma ağacı ilişti. Hoşuna gitti. Bu arada kaç rekat kıldığını şaşırdı. Namazdan sonra hemen Hazreti Osman'a koşarak durumu anlattı. Ardından da bahçemi hazineye başlıyorum Onu Allah yolunda değerlendir dedi. Hazreti Osman bahçeyi elli bindir heme sattı. Telefi Salihinden biri şöyle demiştir. Şu dört şey namazı zedeler. 1. Secde yerinden başka tarafa bakmak. 2. Yüzü sıvazlamak. 3. Secde yerinin kum ve çakıldığını atmak. 4. Önünden gelip geçme ihtimali olan yerde namaza durmak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Namaz kılan kimseye bakışlarını secde yerinden başka tarafa kaydırmadıkça Allah ona doğru dönmüştür. Hazreti Ebu Bekir namazda direk gibi dimdik dururdu bir kısım sahabiler de rükuda düzgün şekilde dururlardı. Hatta onlar bu haldeyken kuşlar onları cansız korkuluk sanarak sırtlarına konarlardı. Bilinmelidir ki saygı duyulan yüksek mevki sahibi kimseler önünde bile merasime bağlı bazı saygı gösterileri uygulanması gerekir. Öyleyse padişahların padişahı Allahu Teala'nın huzurunda dururken belirli bir takım edep ve hürmet esaslarından yüz çevirmek nasıl olabilir? Tevrat'ta şöyle yazılı olduğu bildirilmiştir. Ey Ademoğlu! Huzurumda durmuş namaz kılarken ağlamaktan çekinme. Çünkü sana kalbinden daha yakınım ve nurum gaybı da görür. Rivayete göre Hazreti Ömer bir gün minberdeyken şöyle der. İnsan Müslüman olarak sakalını ağarttığı halde Allah'ın rızasını kazanacak bir tek namaz dahi kılmamış olabilir. Dinleyiciler bu nasıl olur diye sorunca Ömer şu karşılığı vermiştir. Adam yeterince huşu ve tevazu içinde Allah'a yönelerek namaz kılmazsa durumu böyledir. Ebu Ali'ye onlar ki namazda gaflet içindedirler ayetinin manasını sormuşlar. O da şöyle cevap vermiştir. Ayette kastedilen öyle kimselerdir ki namaz kılarken şaşırırlar. Daha bir mi iki mi kıldığını zannederek selam vereceğini anlayamazlar. Hz. Hasan ise bu ayette kastedilenlerin oyalanarak namaz vaktini kaçıranlar olduğunu bir söylemiştir. Bir kutsi hadiste şöyle buyurulmuştur. Yüce Allah şöyle buyurur. Kulumu benim azabımdan ancak üzerine farz kıldığım ibadetleri eda ederek kurtulabilir.